Merhabalar. Bu videoda Excel'de veri giriş formu, data entry form yapmayı göstereceğim. Ne işe yarıyor? Tablolarımıza veri girerken böyle hücrelere tek tek girmek yerine bir pencere açılıyor. O pencerede ki alanlara girerek tablonuzu oluşturabiliyorsunuz. Yani daha bir kolaylık sağlıyor görsel açıdan. Örneğimizi sayfa 2'den devam edelim. Şimdi bunu yapabilmek için gerekmiyor ama yani ben tavsiye ediyorum. Mesela buradan ekle deyin. Tablo şeklinde tablom üst bilgi satırı içeriyor işaretleyelim ve tablo oluşturalım bu şekilde. Bunun ne faydası oluyor? Her veri girişinde otomatik olarak tablomuz genişliyor. İsterseniz şuradan daha önce ben yapmıştım. My Tools diye yani benim araçlarım diye bir form oluşturabilirsiniz. Bunu da şöyle yapabiliyorsunuz. Dosya, diğer, seçenekler. Şeride özelleştir var burada bakın. Şurada giriş bölümünde İngilizce Excel'lerde zannedersem Home yazıyor. Home seçip burada My Tools diye bir şey ekleyebilirsiniz. Ben daha önce eklediğim için şimdi yapmıyorum. Bunun altında şuradan tüm komutlar deyip buradan formu bulacaksınız. Form. F'ye basınca çıkar zaten. Çıkması lazım. Evet, bunu seçeceksiniz. Bunu seçtikten sonra ekle diyeceksiniz ve tamam diyeceksiniz. Bu ne işe yarıyor? İşte buradaki pencereleri şurada kendiniz özelleştirmiş oluyorsunuz. Kendinize göre özelleştirmiş oluyorsunuz. Şimdi biz buradan verilerimizi girmeye başlayalım. Şuradan form diyelim. Yani bu arada bunu yapmanız gerekmiyor. Şöyle de yapabilirsiniz. Dosya, diğer, seçenekler. Hızlı erişim araç çubuğu var. Bunu isterseniz hızlı erişim araç çubuğuna da ekleyebilirsiniz. O hızlı erişim araç çubuğu da şurası oluyor. Bunu isterseniz şurada formül çubuğunun altında, isterseniz de bu orta bölüme ayarlayabiliyorsunuz. Şimdi biz verilerimizi girelim. Nasıl yapacağız? Giriş diyelim. Formu tıklıyorum. Bakın bir pencere açıldı. Fatura no diyor. İşte 1, 2, 3, 4, 5 diyelim. Taba bastım. Cari isim. Yazalım. XYZ AŞ. Stok adı. Televizyon olsun. Miktar 20 adet. Tutar 10.000 olsun. Burada Enter'a basınca bakın oluştu. Oluşunca hemen yeni kayıt oluştu şimdi. Yeni kayıt oluşunca şuraya yazacak. Şimdi fatura numarası 1, 2, 3, 4, 5, 7 diyelim. Cari isim. Limited. Stok adı PC olsun. Miktar 10 adet. Tutar da 50 bin. Enter dedim. Bakın ikinci satıra geldi. Bu şekilde tek bir pencere üzerinden tabloları kontrol etmek için form özelliği güzel. Şöyle de bakın mesela önceki ve sonraki kayıtlarda gelebiliyorsunuz buradan. Öncekini bul, sonrakini bul gibi kriterler de verebiliyorsunuz burada. Bir tane daha yapalım. Mesela yeni diyeceğiz şimdi. Yeni kayıt. Yani bunu zaten şu scroll barı aşağı çekince yeni kayıt diye gelir. Zaten burada hiçbir formda bir şey olmaması lazım. Patron o. Herhangi bir numara verelim. Cari isim. ZAŞ. Stok adı. Mikrodalga fırın. Miktar 5. Tutar da 25.000 olsun. Enter'a bastım. Bakın
Bu şekilde tablomuz oluşuyor. Yani illa böyle yapmak zorunda değilsiniz ama en azından tek bir yerden tablonuzdaki verileri kontrol etmenizi sağlıyor. Kullanmanızı tavsiye ederim. Umarım faydalı olmuştur. Sonraki videolarda görüşürüz. Hoşça kalın.